İlk buluşmada hesabı kız mı ödemeli, erkek mi? Abi deneyene sorman lazım valla. Ben bu konularda biraz... Hiç ilk buluşman oldu? Hiç. Tamam, diyelim ki oldu. Diyelim ki oldu. Bir tane çok güzel bir kız arkadaşım var şu an itibariyle. Tamam. Kız seni beğeniyor şu an. İlk buluşmaya gidiyorsunuz. X bir semtte, X bir restorandasınız. Hesap geldi. Yediğiniz içtiğiniz her şey çok güzel. Erkek öder abi ya. Neden? Nedeni yok abi. Gidip halk arasına genelleştirilmiş bir şey. Birisi sorduğun zaman erkektir yani. Ben öyle duydum, öyle biliyorum. Şu an cebinde kaç para var? Şu an cebimde 200 lira var galiba. 200 liraya nasıl doyuracaksın oğlum kızı? Abi tamam. Hani ödeyecektin? İlk buluşma bir anda mı olur abi? İşte bak oldu. Plan olmaz. Oldu bak işte. Allah, o ne getirecek beni? Patladık. Patladın değil mi? Patladık. Ne yaparsın mesela, şu an artık patladı. Şu an patladık. Kızla bakışıyorsun. Kızla bakışıyorsun. Topuk koy, kaçacağız. Topuk kızı oradan mı bıraktın? Vallahi öyle bıraktım abi. Allah seni kahretsin. İlk buluşmada erkek ödemeli, sonrası Alman usulü. Neden? İlkine neden abi diye soruyorum. Erkek centilmen olmalı, hem yeri de o seçmeli, kendisi de şey yapmalı. Bence. Organizasyon erkek yönetmeli. Aynen öyle. Peki. Sadece giyinip gelsin. Peki, bir kız arkadaşım var, yani yeni tanıştınız, organizasyonu yaptın, her şeyi planladın, tamam. Abi bir gittiniz yemeğe, senin planladığın yer, garson getirirken yemeği kızın üstüne döküyor. Tabaklar leş gibi geliyor. İğrençleşiyor yani bir anda ortam. Abi... Şimdi hesabı öderek bu durumdan kurtulabilir misin? Mesela. Kurtulamazsın. Abi kıza iyi davranırım, hesabı öderim, kalkarız oradan, lavaboya gideriz. Ondan sonra... Beraber gittiniz kızla lavaboya. Yok yani o gider kendi işini halleder, ben yardımcı olurum, ondan sonra çıkarız oradan. Zaten benim kız arkadaşım öyle sıkıntı edecek bir tip olmaz, benim gibi kıyak bir tip olur. Öyle diyorsun. Aynen. Peki yayına girmeden önce söylediğin şeyi söyleyeyim mi? Kayda girmeden önce söylediğin şeyi. Ne söyledin? Abi ben kız arkadaşımdan ayrıldım. Ayrıldım? Çok pişmanım. Kendisini çok özledim. Abi o da çok kıyak birisiydi ama buradan söyleyeyim mi ona? İstediğini söyle abi. Seni çok seviyorum Nur. Neden ayrıldın? Neden ayrıldın? Abi boş bir sebep ya. Hesabı ona o ödettin. Yok canım, ödettin. Yok canım tövbe. Keşke ondan olsun. Bence kim yiyorsa öder yani. İkiniz de yediniz. O zaman ayrı ayrı yani. Peki bir beklenti yok mu ya, erkek ödemeli, centilmenlik ben falan? Ben çok hoşlanmam yani. Çünkü bir sürü erkekle konuştum ben. Centilmen olalım, biz ödeyelim falan dediler. Yok, gerek yok bence. Bir centilmenlik gösterisi değil midir? Yok, bence beklentiye girer karşı taraf. Eğer sana kadar sesim geliyorsa sorum şu. İlk buluşmada hesabı kadın mı ödemeli, erkek mi? Sadece erkek demek de yanlış olur. Sadece kadın da ödememeli. Bence ortaklaşa ödülmeli. Alman hesabı, Alman hesabı. İlk ve sonraki buluşmada için de aynı şeyi düşünüyorsun. Sonraki buluşmalarda da erkek ısmarlamak istiyorsa erkek ısmarlayabilir. Kadın ısmarlamak istiyorsa erkek ısmarlayabilir ama yani iki türlü de iki tarafta ısmarlayabilir aslında. Yani erkek ödemeli, kesinlikle erkek evet. ödemeli falan kesinlikle gibi bir dayatma yok. Bir dayatma yok bence, olmamalı. Hata. Şimdi senden önce birkaç hemcinsimizle konuştum. Biz ödemeliyiz, işte erkek ödemeli falan, bu bir hani biz böyle gördük kültürü falan diyorlar. Mantıklı gelmiyor bence. Bence de mantıklı gelmiyor yani, erkek ödüyorsa bir sonrakinde kadın öder. Belki hep ortaklaşa gider yani, değişir aslında. Erkek ödemeli. Neden erkek ödemeli? Gelenek bozulmasın. Ya bir de gerçekten bakış açısına göre değişir. Ama erkeğin hani bu konularda zaten erkekler biraz üstün olmayı da seviyorlar ve ilk buluşmada verince bence seven erkek daha mutlu hisseder. Ama genel olarak ilişkide iki tarafta bakma. Bence genel olarak ilişkide iki tarafta birbirine hediyeler vermeli ve birbirlerini mutlu etmeli ve birbirlerine karşı saygılı olmalılar. Eğer maddi durumu varsa erkek bu arada, hani kendisi çalışıyorsa falan erkek ödemeli. Eğer o da öğrencisi, ailesiyle, yani ailesinden para alıyorsa o zaman bölüşebilirler ama ilk date'i erkek ödemeli bence. Sonrakilerde ne yapacağız? Sonrakilerde bakılır duruma göre. Belki sonraki olmaz diyorsun. Hayır yani olur da. Bakılır yani, bilmiyorum. Hiç böyle ya hesabı bölüşelim ya işte sen öde falan gibi durumlara maruz kaldın mı? Yok. Peki böyle duruma maruz kalsan, mesela oturdunuz ilk buluşma. Sen böyle düşündüğün için doğal olarak ödemesini de bekliyorsun. Hesap bir geldi, Ece'cim dedi hadi bakalım senin payına şu kadar düşüyor. Ne yapar, tepkin ne olur? Direkt ben öderim, bir daha da buluşmam. İlk buluşmada hesabı erkek mi öder? Evet. Neden peki? Kadın ya. Biz her şey yaparız. Ama tam da kadınlar da çalışıyor, onlar da. Çalışıyorum yani ama sen benimle buluşmak istedi. Sen de dersin. Yani. Ona göre. Ona göre. Peki hiç böyle ilk buluştuğunuzda hesabı size ödetmek isteyen bir erkek oldu mu? Öyle bir şey yaşadınız mı? Evet. Ne yaptınız? Ödedim tabii, ne yapayım. Bir daha görüştünüz mü onu? Yok. Erkek ödemeli. Neden? Ne bileyim, erkek sonuçta. Erkek sonuçta olur mu ya? Ya şimdi şöyle bir şey, eğer önceden tanıyorsa... Hayır, yeni tanıştınız, ilk kez buluşuyorsunuz. Ha yok, o zaman beraber ödemeliyiz yani. Peki daha önce böyle buluşup da ya bende para yokmuş, sen öder misin dediği oldu mu? Böyle bir şey yaşadınız mı yani? Yok, yaşamadım. Peki yaşasanız ne yapardınız? Yani öderdim, sorun yapmazdım. Sonra? Sonra... Bunu bir yaptırım olur mu? Galiba. Bir daha görüşmez. Kim çağırdıysa o öder, bence. Kim çağırır peki ilk buluşmaya sence Toprak? Genelde erkek çağırıyor. Tamam, o zaman ne uzatıyorsun soruyu? Doğru. Yani genelde erkek öder, evet, doğru. Erkek öder. Evet. Peki erkek ödemeli mi abi? Böyle bir yargı var mı yani? Katılmıyorum. Yani bence şey olmalı. Sonuçta karşılıklı olan bir şey. O da istiyor, sen de istiyorsun. Bir yerden sonra bir sen öde, bir ben öde o mantığıyla gidelim. Hayır, ilk buluşmada kardeşim. Erkek ya, erkek ödesin. Katılmıyorum dedin az önce. Şimdi fikrim değişti. Erkek daha mantıklı. Ulan 3 saniye geçmedi. Nasıl fikrin değişti? Şöyle erkek daha mantıklı, hem kadına şey gösterir böyle hani. Böyle heybetli, kudretli. Yani, anlatayım. Erkek öder abi. Neden erkek öder abi? Abi şimdi bu bir aslında kıza bir sevgi göstergesi gibi gelir bana. Olur mu oğlum? Belki paran yok yanında. Ne yapacaksın? Paran yoksa abi... Sevmiyor musun kızı yani? Buluşmaya çıkmazsın. Hayır, bana. Buluşmaya çıktın, gittin, cüzdanın düşmüş, telefonun kapalı, batmışsın, bitmişsin, artık buluşmadasın. Onu söylerim abi, o zaman kız öder tabii. Eğer tabii o da seviyorsa öder yani zaten. Yani şimdi hesap ödemek sevgiye bağlı bir şey mi? Bence öyle abi. Erkek öder abi. Neden? Ya erkek ödemeli, bilmiyorum şey. Sizce neden? Sence neden? Gel. Sence neden? Buyur abi. Hesabı erkek ödemeli diyor ilk buluşmada. Niye? Kadınlar yemiyor mu yemek? Onlar da yiyorlar. Ama öyle diyor. Amerikan usulü olacak, Amerikan usulü. Herkes... Alman usulü mü, Amerikan usulü? Hiç var, Amerikan usulü. Amerikan usulü nasıl oluyor? İlk buluşmada Amerikan usulü. O nasıl oluyor, Amerikan usulü? Tamam, söyleyeceğim işte abi. Söyle hadi. Çoğu Alman çeviriyor. Yani ülkeleri karıştırdı. Hatta kıtaları karıştırdı ama sıkıntı yok. Alman usulü olur ya. Herkes yediğini öder. Abi bence Alman usulü yapılmalı ya. Erkek teklif eder. Ödemezse, kızlar falan yaparsa illa da ben ödeyeceğim, Alman yapılır yani. Peki sen dedin ki Alman usulü yapalım dedin kıza. Kız dedi ki ya Tağacığım sen ne biçim erkeksin, senin ödemen lazım dedi. Abi zaten hani hesabın ödemesine göre erkekliğime karar veriyorsa zaten konuşman bir hatadır yani, onunla oturman bir hatadır yani. İkimiz için de hayırlısı bu olur yani. Erkek. Neden? Daha da nazik görünmek için falan. Nezaketle ölçülüyor mu maddi durum? Belki çok sevdin ama paran yok. O zaman abi dışarıda dururum, bir yere götürme. Nasıl yani dışarıda dur? Yağmur yağıyor, ne yaptın? Mecidiyeköy meydanda bekliyoruz şu an. Yağmur yağıyor, kızla ıslanıyorsunuz. Kızın karnı acıktı. Gitmem abi hiçbir yere. Nasıl gitmem? Evden çıkmam. Kızla buluşmuyorsun ama çok seviyorsun. Çıkmam abi, ben çıkmam. Şey diyemez misin mesela, ya benim param yok, ilk kez de buluşacağız ama hani. Derim abi. Sen ödesen olur mu? Derim. Ama yani. Ama ne? Ne bileyim abi ya. Oğlum hepimizi ağlattın lan şu an, boynum büküldü ya. Utanırım abi. Niye? Adın ne? Berat abi. Berat kardeşime üzmeyin. Bak çok utangaç bir çocuk. Parası olmayabilir ama bu çocukla buluştun. Param yoksa abi eşit yani. Paran yok, kızla buluşmaya mı gittin? Abi giderim ben seviyorsam. Niye kardeşim, erkek adam parasız kızla buluşmaya gider mi? Abi seviyorsa gider, kız da seviyorsa yapacak bir şey yok. Sevgi her şeyin üstündedir. Evet abi. Yediniz içtiniz, paran yok. Kız seni seviyor, sen de kızı seviyorsun. Hesap bir geldi, kızda da para yok. Dediniz ki biz birbirimizi seviyoruz, ne olur. Garson bekliyor, para bekliyor. Abi yani babamı ararım. Aradın, ulaşamadın. Annemi ararım. Kimseye ulaşamıyorsun, telefon şarjı bitti. Kızın da telefon şarjı bitti. Hiçbir tanıdık geçmiyor. Abi yapacak. Garson demez mi? Ulan bu sevgi mi geçiyor burada? Hesap 300 lira oluyor. Abi gider bulaşık yıkarım yani, yapacak bir şey. Ulan sana helal olsun. Adın ne? İbrahim abi. İbrahim. Şu an bütün kızlar seni izliyor. Sevgin yok değil mi? Var abi. Var mı? Evet. O zaman büyük bir kavga seni bekliyor kardeşim. Abi yok öyle şeyleri. Yani bir şey demez. İlk buluşmada hesabı kim ödedi? Yarı yarıya yaptık. İlk buluşmada peki hesabı kim öder diye soruyorum insanlara. Diyorlar ki erkek öder. Biri diyor ki tabii ki erkek ödemeli. Erkekler diyor ki abi biz ne güne duruyoruz falan. Teklif ettim ödemeyi. Neden teklif ettin? Yani centilmenlik olsun. Ya. Yok, centilmenlik olsun. Sosyal baskı. Sonra ısrar etti İrem de yok öyle olmaz diye. Sen de işine geldin. Yok ben de. Hemen bir dakika dur. Gerçekten anlamadım. Ne yaptı? Ya yok olmaz falan. Yok. Ben diyeyim dedim, bana tamam dedi. Israr etmedim yani. Peki İrem şey yapsaydı böyle, sen işte kibarca bu yok bu benden, bir dahakine sen ödersin falan desem mesela, o bir anda tamam deseydi. Fikrin değişir mi? Yok değişmez. Zaten yarı yarıya ödediniz böyle, ya İrem bana bir taksi parası atar mısın, nakit yok. Yok, kendin git evine derdi böyle bir durum. Peki öyle birbirinize karşı öyle bir şey yaşadınız mı daha önce? Yani böyle ya ulan bu da bana kitlemeye çalışıyor falan gibi bir his oldu mu? Bak delikanlı gibi. Dürüst olun. Para konusunda çok bir şey sıkıntı olmadı aramızda. Yani bir ben ödüyorum, bir o ödüyor veya çok fazlaysa bölüşüyoruz zaten. Peki bu arkadaşlarınızın yani hemen hemen yaşıtlarınız, onların bu fikirleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Gerçekten deli gibi erkek ödemeli diyen var mı? Erkek olarak centilmen bir şekilde ilk şeyi ödemek doğru bir şey yani sonuçta. Abi niye doğru bir şey? Ben de buna takıldım zaten ya. Ortak zaman harcanıyor, yarı yarıya ödenmeli. Ay, bizde şöyle bir durum var yani erkeklerde. Ya biz ödem. Mesela diyorum ki, mesela gidiyorsun ilk buluşmaya, çok seviyorsun ama paran yok, ne yaparsın diyorum, evden çıkmam abi diyor. Onu belirtirsin ya. Bunu belirtmene rağmen kız paran yoksa, niye buluşuruz ayağa çekiyorsa boşver gitsin zaten, ne yapacaksın? Erkek ödemeli nokta. Erkek ödemeli, neden? Öyle bence. Niye? Belki paran yok, sıkışıksın, olamaz mı? Yapacak, bulsun bir zahmet. Senden bahsediyoruz oğlum. O zaman bulayım, Allah Allah, bulurum her türlü ya. Paran yoksa kızla buluşmayacak mısın? Bulurum. Kızla buluşmak için parayı bulurum her türlü. Evet. Yeter ki bir kız olsun diyorsun. Doğru. Bence erkek ödemeli. Neden? Bence jest yapmalı yani ilk buluşmada. Bu jest mi oluyor peki? Yani bu şimdi çok son zamanlarda tartışılıyor. Bizim kültürümüzde bu var ama yani erkek hesabı ödemezse orada bir ayıp gibi, hani böyle bir çekingenlik olur hani. Peki bir şey soracağım. Kız arkadaşın var mı ya da eşin? Yok, evliyim tabii. Tamam, evlisin. Diyelim ki bekarsın abi. Tamam. Diyelim ki yenge, tamam, yanlış anlama. Bir kızla tanıştın, ilk buluşmaya gideceksin. Her şeyi ayarladın. Abi giderken cüzdanı çaldırdın, hiçbir şey yok. 5 kuruş parası kaldı. Tamam. Ne yaparsın? Yani bir en yakın arkadaşımdan yardım isterim yani. Hiç öyle çarjım marjım bitti ya. Ödetirim abi o hesabı. İşler değişince o zaman. Öde kardeşim yani. Kardeşim falan böyle sertleşiyor. Yani. Bacım öder misin? Yok o kadar da değil ama yani o da o duruma inanır mı acaba, bir de o var yani. Tabii işin o tarafı. Yani işin o kısmı var, inanır mı? Peki yengen hiç böyle bir durum oldu mu? Yok, olmadı çok şükür, hep ben ödedim. Ya ben öderim herhalde ya. Neden? Bilmiyorum. Yani... Mecburiyet mi hissediyorsun bu konuda? Evet. Neden mecburiyet hissediyorsun? Bilmiyorum, genelde hep öyle gördük. Öyle biliyoruz. Öyle mi gösterdiler? Peki zor durumda sana paran yok, ne yapacaksın? Sonra dedim oturalım bir yerde. Sonra oturalım bir yerde. Yok, oturdun artık. Oturdun, bir baktın ha, para yok, cüzdan kaptırmışsın, telefon şarjı bitmiş, kimseye ulaşamıyorsun. Abi tuvalete giderim, sonra oradan kaçarım diyorsun. Aynen. Bence belli bir yaştan sonra, yani 18 yaşından sonra erkeğin ödemesi lazım ama öğrenci zamanlarındaysa bence herkes ne yediyse ne içtiyse onu ödemeli. Çünkü çalışıyorsak diyorsun, erkek ödesin. Evet. Yani üniversitede bittiyse, hatta 20 yaşından sonra para kazanıyorsan artık. Bence erkek ödemeli ilk buluşmada. Peki senin var mı şu an kız arkadaşın? Yok. Tamam, üniversiteyi bitirdin, çalışıyorsun, güzel de maaş alıyorsun. Bir kızla tanıştın, senin 2 katı maaş alıyor. Gittiniz buluşmaya. Hesabı şimdi kim ödeyecek? Ben öderim abi. 3 katı alıyor kız. Abi öderim, ne olursa olsun. 4 katı alıyor. Öderim abi. Kız 5 katı maaş alıyor senden ve senin son paran o da hesaba yetiyor. Onu verirsen 1,5 ay şey yapacaksın, aç kalacaksın. Fark etmez abi, oturduk bir kere. Erkek be. Bizi de öylesin, şartlar ağırlaştı. Değil mi? Canım. Peki erkekler diyor ki ya biz böyle gördük falan, bizim ödememiz lazım falan diyen var. Kadınlar özellikle erkekler ödesin diyen. Erkekler ben ödeyeceğim diye çalışsın, ödesin o zaman. Kadınlarına güvenmesinler. Siz ne düşünüyorsunuz? Ama centilmenlik denen bir şey var, erkek ödesin. İlk izlenim çok önemli çünkü. Nasıl, bir dakika? Kız annesi, o yüzden. Sizin oğlunuz var. Evet. İlk izlenim çok önemli ama. Ama şimdi bir dakika, diyelim ki ödeyemeyiz. Kızıyorum, biliyor musun? Tabii. Kız annelere diyorlar ya işte, evi varsa o zaman kızımı veririm. Ben de diyorum ki kızın evi varsa oğlumu alırım. Teşekkür ediyorum. Görüşürüz.